Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manab ben. Bugün yine bir farklı testle karşınızda olacağım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Xiaomi Mi 8'e ne yaptık? Gerçek kullanım pil testi yaptık ve bu pil testinde telefonun inanılmaz bir performansa imza attığını gördük. Şimdi normalde ben hani pil testlerden hemen sonra telefonları şarj ediyorum ama tabii Xiaomi Mi 8 yani sadece %50 şarj harcadığı için %50'den sonra şarj etmenin bir anlamı kalmadığını düşündüğüm için arkadaşlar ben de telefonu en azından sıfırlayalım ve ondan sonra şarj edelim ve ne kadar da şarj olduğunu gösterelim istedim. Şimdi aslında bu telefonu hani şunu çok düşündüm yani bu telefonu kapatmadan mı şarj etmek lazım, kapatarak mı şarj etmek lazım çok bilemedim ama kapatarak şarj etmek herhalde daha doğru olacak. Çünkü her ne olursa olsun bazı zamanlar bildirim fazla gelebiliyor, arama olabiliyor, şu olabiliyor, bu olabiliyor. Dış etkenlerden etkilenmesin diye telefonu kapatarak arkadaşlar telefonu sıfırdan ya da %1'lerde falan filan şu an telefonu da bir yandan da şarjını bitirmeye çalışıyorum. Çünkü telefonun şarjı bitmiyor arkadaşlar. Ya böyle saçma sapan bir şey var. Hala %3 şarjı var ve inatla arkadaşlar telefon bitmemek için kendini gerçekten de resmen yiyor. Yani inanamıyorum arkadaşlar. Telefonun şarjı gerçekten bitmiyor. Şu an yani açtım YouTube'dan işte bir şey izliyorum falan filan. Stacy diye bir kanal var arkadaşlar. Klasik'in Stacy Live yazarsınız zaten. Live yazarsınız göreceksiniz. Live demeyeyim. Live diyeyim. Orada da beni göreceksiniz. Bu kanalı yani çok fazla buradan müzik dinleyen bir insanım. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Yani bu telefonda ne kadar da şarj olduğunu telefonu kapatacağız. Kronometremizi çalıştıracağız ve ne kadar sürede bize şarj ettiğini telefonun hep beraber canlı canlı arkadaşlar sizlere göstereceğim. Tabii ki 1 saat yani 1,5 saat civarlarına falan filan sürecek diye tahmin ediyorum bu testin. Bakalım telefonumuzu şimdi kapatalım. Şarj edeyim %3 civarlarına %2 iken kapatalım arkadaşlar. Daha sonra da şarj aletine takalım. Orijinal şarj aletimiz de burada arkadaşlar. Tabii ki bu Çin şarj aleti ama bunun aparatı var bizde. Bu aparatla beraber telefonu şarj edeceğiz. Şimdi bu açıkçası seyahat tipi şarj aletine baktığımız zaman 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 voltta 1,5 amper gücüne bir şarj gücüne sahip bir şarj aletimiz var. Bakalım bu 3 amperle bunu şarj edelim. Nasıl bir sonucu imza atacak? Ne kadar da gerçekten şarj olacak telefon? 3400 mAh pil gücünü biz ne kadar sürede dolduracağız? Bunu oldukça fazla merak ediyorum. Hadi gelin şimdi teste başlayalım. Teste başladığımız zaman dediğim gibi hemen başlarız. Daha sonra yarım saat sonra, 1 saat sonra ve 1,5 saat sonra tekrar telefonumuzun ne kadar da şarj olduğunu sizlere canlı canlı da göstermiş oluruz. Bu testi ilk defa yapıyorum. Belki de bu testiye devam etmek lazım. Bu testlere de devam etmek lazım. Çünkü gerçek kullanım pil testi bir tarafta, bir de gerçek dolum pil testi yapmaya başlayacağız herhalde bundan sonra da. Mutlaka bunu da en azından inceleme döngümüze eklemek istiyorum. Hadi şimdi telefonu şarj etmeye başlayalım. Arkadaşlar tüm aparatlarımız burada. Hemen buradan şu kablomuzu, orijinal telefonla gelen orijinal şarj kablomuzu çıkartalım ve buna takalım. Tabii ki bu aparata ihtiyacımız var. Türkiye'de bunu şarj edebilmemiz için. Hemen bunu prize takalım. Üçlü prizimiz var burada. Bu üçlü prizimize bunu takalım arkadaşlar. Ve daha sonra bunu da telefona takalım. Daha sonra da kronometremizi başlatalım. Evet, şu an şarj olmaya başladı. Biz de bunu başlatalım arkadaşlar. Şu anda %0 şarjı var. Yani YouTube izlerken kapandı. Bunu da söylemiş oldum en azından. Bakalım bize nasıl bir sonucu imza atacak? Ne kadar sürede şarj olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Şu an başladık. Bakalım. Daha şöyle yaparsak. Şu an herhangi bir işlem görmüyoruz. En azından şarj olması ile ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Şu an bu tamamen. Evet, şu an şarj olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Umarım şarj oluyordur. Evet, şu an şarj olmaya başladı. %1 şarjı var arkadaşlar telefonun. Bakalım, dediğim gibi 44 saniye oldu. %1 şarj oldu. 30 dakika sonunda bakalım ne kadar şarj olmuş hep beraber. Bunu beraber kontrol edeceğiz. Arkadaşlar şu an 30 dakikamız doldu. 30 dakika boyunca bakalım ne kadar süreçte şarj, 30 dakikalık sürede ne kadar şarj olmuş. Şu an %47 şarj olmuş telefon. Şarj olma potansiyeli de gerçekten acayip. Bakalım devam edelim. Bir 30 dakika daha şarj edelim.
%9 yani mesela %47'nin 2 katını oluyor, %94 oluyor. %94 şarj olacak mı olmayacak mı gerçekten çok fazla merak ediyorum. Eğer ki bu 1 saatte %94 falan filan şarj olursa biz de erkenden eve gideriz, saat 11 oldu ama yani gerçekten inanılmaz bir işe imza atacak. Bence oldukça başarılı. 3400 mAh pil gücünün böyle 1 saatlerde falan filan şarj olması hakikaten çok başarılı. Neyse bakalım devam edelim. 1 saat sonunda ne kadar şarj olacak? Tabii ki bu potansiyeli biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şarj olma gücü gittikçe azalıyor. Ben %80'lere falan filan şarj olacağını düşünüyorum. 30 dakika, bir 30 dakika sonra, bir saat sonra. Bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir 30 dakika sonra tekrar görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda 59 dakika 57 saniye, 58 saniye, 59 saniye ve 1 saat oldu. Hemen bakalım telefonumuz ne kadar şarj olmuş. Telefon %85 şarj olmuş. Sanki gerçekten %84 demiştim, %85 şarj olmuş. Gerçekten bu işi biliyoruz. Tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar ne kadar da daha şarj olacak diye. Ya benim tahminim arkadaşlar 1,5 saat içinde falan filan bu telefonun %100 şarj olacağı yönünde ama 3400 mAh pil gücünün 1 saat içinde, hatta %85 sanırım, %86 mı oldu az önce? Yok, %85. Yani %85 seviyelerinde şarj olması bence oldukça başarılı bir performans. Yani sadece bu 1 saat içinde bile %85'lik pil gücünün şarj edebilmesi bence oldukça yeterli bir rakam. Ama tabii ki biz testimize devam edelim. En azından %100'e ne zaman ulaşacağız? Bunu hep beraber bakalım. Bir 30 dakika sonra tekrar görüşürüz. Ben bu arada kontrol edeceğim yani. Hani 30 dakikadan evvel %100'e tamamlanırsa, ki zannetmiyorum mesela %15'e 30 dakikada şarj edemeyecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım bir 30 dakika sonra görüşürüz. Ne sunacak, ne sunmayacak? Zaten artık saat 11.30'da oldu. Yapacak bir şey yok. Battı malı yan gider. Sizler için dediğim gibi sabahlara kadar test yapalım falan filan. Neyse. Dediğim gibi söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Bir 30 dakika sonra daha tekrar görüşürüz. Valla arkadaşlar ben buna bakmaya çalışırken gördüğünüz gibi oynatmışım ve şarj artık olmuyor. Yani 1,5 saat burada beklerim gerçekten ama. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bunun ne kadar şarj olduğunu hep beraber gördük arkadaşlar. Yani 1 saat içinde %85'e kadar şarj olabildi. Dediğim gibi bu süreden sonra hemen şunu belirteyim. Yani ben 1 saat 28 dakikadan beri buradayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama maalesef dediğim gibi burada bir temassızlık var. Çünkü bu Çin telefonlarında ne kadar bir aparat da taksanız önüne bir, dediğim gibi burada gevşeklik var. Maalesef bunda da böyle bir gevşeklik vardı. Telefonu kontrol ederken de dediğim gibi maalesef üçüncü şarjı şarj etmediğini gördük. Ama şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu telefon 90 dakika boyunca kendini %100'e kadar şarj edebilecek potansiyele sahip bir telefon. Bu da yapılan bu teste oldukça başarılı bir işe imza attığını çok rahat söyleyebilirim. Birçok telefonun, yani 3400 mAh pil gücüne sahip olmayan telefonun bu kadar çabuk sürede şarj olduğunu görmüyoruz. Ya zaten telefon yarım saat içinde %45 civarlarına şarj oldu. %45 de zaten bizim aşağı yukarı yoğun kullanımımızda bile bir gün boyunca bizim telefonumuzu kullanmamıza yetebilecek çözünürlük, yani yeterlikte bir şey, şarj gücü sunuyor. Şunu söyleyeyim, bu telefonu aldığınızda herhangi bir yerde bunu yarım saat bile şarj etsiniz, oldukça, yani tüm gün boyunca telefonunuzu kullanabilmenize yetebilecek bir performans ortaya koyuyor. Bakalım yani bu teknoloji geliştirilecek mi? Hem Xiaomi tarafından hem Oppo tarafından geliştirilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Benim arkadaşlar söyleyeceğim şey bu kadar. Maalesef dediğim gibi böyle bir problemle karşılaştık. Umarım bu problemi dediğim gibi aşabiliriz. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.